Kıymetli Çay TV izleyicilerimiz, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam iki cihan serveri, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e olsun. Rabbim cümlemizi şu cuma gününde cumanın feyzini, bereketini en güzel şekilde yaşayan, ihya eden ve cuma ile beraber kişiliğini inşa eden kullarından eylesin. Bu vesileyle bugün kulluk bilinciyle hareket edeceğimiz ve kişinin de kişilik mektebinde en güzel şekilde kendisini gösterebileceği bir ibadet, ibadetlerin özü olan namaz ibadetinden bahsetmeye çalışacağız. Namaz ibadetini işleyeceğiz. Kiminle? Kıymetli meslektaşım, muhterem hocam, Abdussamet Varlı hocamızla, Rize İl Vaizimiz. Kıymetli hocam, hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ben de bu mübarek güzel cuma günü sabahında sizlerin cumanızı tebrik ediyorum. Bizi izleyenlerin cumanızını tebrik ediyorum. Rabbim cümlemize rahmet, bereket getirmesine vesile eylesin diyorum. Teşekkür ederim. Muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'de namaz ile ilgili birçok ayeti kerime var. Yani namazı dosdoğru kılınması, ehline namazın emredilmesi ve namaza devam edilmesi, Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaşantısında namaz ibadeti ve sahabe-i güzini yaşantısında namaz çok önemliydi. Şimdi böyle öneme haiz olan namaz ibadetinden yola çıkarak namaz nedir diye hocam söze başlayalım. Cenab-ı Hak cumamızda inşallah şu mübarek cuma gününde cümlemizi kendi önünde hakkıyla eğilebilenlerden, hakkıyla bunun şuuruna varabilenlerden eylesin inşallah. Bu duayla başlayalım. Namaz istilahi manaları var. Arapça şu demektir, işte namaz aslında Farsça bir kelimedir, şudur budur, ama bundan daha önemlisi biz namazın ne olduğu sorunuza cevap verebilecek en güzel cümle, kelime, hatta namaz bir duruştur. Evet. Namaz neyi, nerede, nasıl durabileceğini ve ne yaptığını bilebilmenin adıdır. Yani Allahu Teala bizi yaratan Rabbimizin önünde bir duruş sergileyebilmenin adı namazdır. O duruşun hakkını verebilmenin adı namazdır. Dolayısıyla namaz bizim toplumsal algıda da, yani bize babalarımızdan, dedelerimizden adeta miras kalmış, miras olarak gelmiş, kendimizi onun içerisinde Rabbimize hamdolsun bulduğumuz o dini anlatım, dini terminoloji içerisinde biraz basitleştirdiğimiz halk olarak bir söylevden ibaret değildir namaz yani. Evet. Namazın ruhu önemlidir. O ruh da o duruşu ifade ettiği sürece değerlidir. Dolayısıyla namaz eşittir Allah Celle ve Ala önünde nasıl duracağını bilmenin adıdır. Namaz duruştur. Yani ıstılahi manalarını bir tarafa koyarsak, yani sözlük manaları, ıstılahi manaları, bunları bir tarafa koyarsak, namaz nedir? Efendim Abdussamad Hoca, nedir namaz? Evet. Namaz duruştur. Evet, muhterem hocam, namaz duruştur dediniz. Şimdi namazda da sembolik bazı hareketler var. Hiç İslam dinini bilmeyen, yabancı olan bir kişi, Müslüman bir insanın namaz kıldığını görünce o hareketlere bir anlam veremez. Ya bu ne yapıyor diye. Belki de egzersiz yapıyor. Bu namazın farzlarının ne anlama geldiğini bizler nasıl anlayabiliriz hocam? Nasıl aktarabilirsiniz? Kıymetli hocam, şimdi buraya gelmeden önce namazın arka planını, planına bakarsak daha iyi anlaşılır bu. Şimdi namaz sadece ümmeti Muhammed'e, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun ümmetine farz kılınan bir ibadet değil. Böyle anlaşılırsa o sizin dediğiniz sonuç çıkabilir. Yani sadece Peygamber Efendimiz'e gelmiş 1400 küsur yıldan beri ümmetin üzerine farz kılınan Müslümanların yaptığı bir ibadet çeşidi değil namaz. Dedik ya, namaz bir duruştur. Yani Allah'ın önündeki Müslümanın veya inananın, Allah'a iman edenin Rabbinin önündeki duruşu olması hasebiyle ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme demektir ki kıyamet gününe kadar. Yani yaratılmış bütün inananlara
bütün kullara farz kılınmış bir ibadet olması yönünden baktığımız zaman namazın nasıl bir duruşu ifade ettiği ortaya çıkar. Yani Allah Celle ve Ala Hazreti Adem'i yaratıyor. Efendim işte ona bildiğiniz gibi suhuf veriyor. Bu emirler içerisinde namaz var. Evet. Bunu biliyoruz. Ama şekli, vakti, işte sayısı bunlar farklı olabilir. Ama namaz bütün diğer farz olan hani buniyel İslam ala kamsin şehadetü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah diye Efendimizin ifade buyurduğu beş temel ibadeti, bir ibadetin aslında ortak yönü her birisinin ta Hazreti Adem'den, yani İslam dediğimiz din, evet, yani Hazreti Adem'den sonra gelen 224 bin, 234 bin bir rivayete, bir rivayete göre 150 bin peygamberin kendi kullarını, kendi ümmetine karşı kulluğu nasıl yapacaklarını gösterdikleri bir ibadet çeşididir. Dolayısıyla ya namaz kıl, işte namaz kılınır, Müslümanların camide 5 vakit günde gidip kıldıkları, işte o camiye yetişemezlerse evde kıldıkları, işte biz zor durumda kaldıkları zaman da kazaya bıraktıkları, böyle işte çok basite indirgenmiş toplumsal toplumun zihnindeki durumu çok basite indirgenmiş bir ibadet çeşidi değildir. Yani ta Hazreti Adem'den son inanana kadar bütün Müslümanlara, bütün inananlara farz kılınması şu demektir. Evet. Namaz ibadetiyle bana kul olabilirsiniz. O duruşu, o ibadeti anlayıp hayatınızı onunla anlamlaştırabilirseniz, evet, o zaman siz benim kulum olduğunuz bilincine varırsınız. Bu şuuru yakalayabilmenin başka bir yolu yoktur namazdan başka. Evet. Onun için çok önemlidir. Yani belki şöyle anlaşılabilir kıymetli hocam. Namaz kelimesini geniş perspektifte ele aldığımız zaman işte duruşu ifade ediyor ve bütün peygamberlerin de ümmetlerine yapmalarını istedikleri temel ibadettir namaz. Ama belki ümmeti Muhammed'in kılmış olduğu namaz gibi namaz kılmıyordular. Tek secdeden ibarettir veyahut da rükûdan yani, ibarettir. Şu var mesela, bugün evet, mesela Mardin'de yaşayan Süryani kardeşlerimiz var mesela. Evet. Onların yaptıkları ibadetlere veya işte diğer bozulmuş, tahrif edilmiş dinlerin yaptıkları ibadetlere baktığımız zaman bizim namazdaki secde, rükûnun olduğu o genel çerçevenin olduğu ama tahrif edilmiş, bozulmuş olduğu da her anlaşılan bir ibadet şekli güncel olarak yaptıklarını görüyoruz. Evet. Yani bunlara baktığımız zaman biz namazın, evet, Allah'ın önünde bir duruş. Bu duruşun belli şartları, o şartları yerine getirmenin belli usulleri olan ve ta Hazreti Adem'den bütün Müslümanlara, beri gelen bütün İslam mensuplarına farz kılınmış bir ibadet olduğunu görüyoruz. Yani dediğiniz gibi, evet, sayısı farklı olabilir. Zamanı farklı olabilir. Efendime şartları, içindeki okunan şeyler vesaire bizim, evet, şu anda güncel toplumda çok önemsediğimiz işte duruşlar falan farklı olabilir ama genel çerçevede namaz bütün ümmete, bütün mümin, kendisini mümin, ta ilk insandan beri kendisini mümin addeten bütün kullara farz kılınmış bir ibadettir. Ve böyle bakmak lazım. Namaza, evet, böyle bakmak lazım. Şimdi muhterem hocam, ben de sorumu yenileyim. Evet. Şimdi bu perspektifte ümmeti Muhammed'in kılmış olduğu namazda, kıyamıyla, kıraatıyla, rüküsüyle, sücüdüyle, tahiyyatıyla, işte Sübhaneke duasıyla bir varoluş mücadelesi vardır, bir duruş, evet, vardır. Bu açısıyla bunlar ne anlama geliyor? Ben sizin sorunuza gelmemek için hala direniyorum. Şimdi namazı bizim toplumumuz, şimdi gittiğimiz zaman biz mihrap görevi ifa ediyoruz. Rabbim hakkından gelebilmeyi bize nasip eylesin. Onu hakkıyla ifa edebilmeyi nasip eylesin. Mesela size, bize, bizim arkadaşlarımıza devamlı sorulan soru şudur mesela. Adam 60 yıldır, 70 yıldır namaz kılmıştır. Namazı kılmaya devam eder. Hala gelir, hocam İşte namazda ellerini adam burada böyle tutmadı, şöyle tuttu, böyle yaptı, öyle yaptı, ayağını 3 parmak açmadı, 5 parmak açtı, hala buradayız. Evet. Aslında bu şunun da bir göstergesidir. Biz namazı o duruş olarak algılayamamışız millet olarak. Yani mümin toplum olarak.
namaz nedir anlayamamışız. Hala adam 60 yıldır hocam şu elinizin böyle tuttu adam diyor. Ayağını böyle açtı namaz kılıyor. Önündeki arkadaş ayağını 5 parmak değil de işte bir karış açmıştır. Veya işte Malikilerdeki gibi omuz hizasında açmıştır. Evet. Malikidir, Şafii kardeşimizdir. Efendim oraya takılıyor hala. Namaz bir duruştur. Dolayısıyla bu duruşu ifade sadedinde o farzlara baktığımız zaman o farzlar başka bir değer kazanmaktadır. Yani kıyam başka bir mana ifade etmektedir. İftitah tekbiri bambaşka bir hal almaktadır. Evet. İşte rükûsu, işte elleri evet bir şekli vardır. Biz bunu inkar etmiyoruz veya bunu tahrif etme niyetinde falan haşa değiliz. Yani namazın bir duruşu vardır. O duruş yerine gelecektir. O usuller Cenab-ı Hakk'ın koyduğu, Efendimiz'in de işaret buyurduğu, kendi efendim hayatında yapıp bize öğrettiği o şekil olacaktır. Ama buna yoğunlaşırken asıl maksadı kaçırmamak lazımdır. İşte farzlara sizin dediğiniz o farzlara bu yönden baktığımız zaman evet. Ortaya şu çıkıyor mesela benim görüşüm. İftitah tekbiri. Hatta abdestten başlayabiliriz mesela. Hadesten, taharetten başlarsak evet. Mesela. Abdest. Abdest nedir? Abdest yaptığımız işte bir su ile yaptığımız elimizi, yüzümüzü, kollarımızı temizlediğimiz, ayaklarımızı temizlediğimiz, başımızı meshettiğimiz bir ibadettir. Eğer buna sembolik değer yüklemeyip, hakiki değer ifade etmeye, yüklemeye kalkışırsak ortaya şu çıkar. Bahçede tarlada çalışmış bir adam namaz vakti geliyor. Toz toprak inşaatta veya çalışmış bir adam toz toprak içerisinde namaza kalkacak, namazı kılacak. Ya şimdi arkadaş bu adamın aldığı abdest bunu nasıl temizleyebilir? Temizlememiştir. Evet. Hükmi bir ifade. Yani Rabbinin huzuruna gidiyorsun. Rabbinin huzuruna çıkacaksın. Hayatını Rabbinin huzurundaymış gibi temiz geçirmen lazım. Dolayısıyla Rabbinin huzuruna çıkarken temiz olmanın yolu temizlikten geçer. Bir kendine çeki düzen vermekten geçer. Arındırılmış, kendisinden ayrıltılmış bir abdest olmaktan ötedir. İftitah tekbiri, Allahu Ekber başlıyoruz. Ne diyor efendim hocalarımız mesela öyle bir söylem var. İşte bütün dünyayı arkaya atıyorum. Rabbimin huzurunda el bağlıyorum. Terk ediyorum. Ama ben bunu şöyle görüyorum. Bütün dünyayı Rabbimin önünde, bütün dünyayı Rabbimin önünde yaşayacağımı, dünyayı Rabbimin önünde yaşayacağıma niyet ederek el bağlıyorum. Bütün dünyayı ben Rabbimin önüne getirdim. Yaşadığım, bu vakte kadar yaşadığım her şeyi Rabbimi sunmaya getirdim demektir iftitah tekbiri. Yani Rabbime sunmaya getirdim. Namaz emri onun için, namaz emrinin bağlamı farklıdır. Yani belki soracaksınız onu da bilmiyorum oraya geldiğimiz zaman. Ekimu manası, ekimu ifadesi farklıdır. Bir kıyam Allah'ın önünde bir duruşu ifade eder. Müminin dik durmasını, hayatının nasıl yaşanması gerektiğini, müminin duruşunun ne olması gerektiğini. Sadece namazda kıyam farz değildir evet. Dolayısıyla. Hayatta kıyam farzdır. Müminin, şu anda bizi izliyorlar, esnafın işi başında, memurun işi başında, masasının başında. Dik durmayı, dik durabilmeyi, dik durabilmesi namazın şartlarından bir tanesidir. Onun için Allahu Teala mesela... Buradaki, muhterem hocam sözünü kesin, buradaki dik durma... Allah'ın rızası doğrultusunda yaşama. Allah'ın emirlerini yansıtma. Aynen odur. Yani Allah namazda ekimu diyor ama evet. Namazı emrederken ekimu diyor, namazda da kıyamı farz kılıyor. Ayakta durmayı. Bu şu demektir. Ekimu emrini dilerseniz halkımızın dikkatine sunalım. Evet. Ekimu namazı Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Teala namazı emrettiği bütün yerlerde ekimu fiilini kullanır. Evet. Ekimu. Ekimu da şu demektir. Biraz basitleştirerek söylersek. Halkımız bilir mesela işte seferi mukim deriz biz. Gelip sorarlar seferi ne demek hocam, mukim ne demek? Seferi yolculuk yapan. Mukim bunun tersidir. Bir yerde konaklamış, bir yerde emeğini kazanan, oturmuş, düzenini kurmuş
demek mukim. Ekim aynı kökten gelen bir fiildir. Hayatınıza dolayısıyla bu manadan hareketle biz namaz emrini dikkate aldığımız zaman hayatınıza namazı ikame ediniz. Bütün hayatınıza namazı ikame ediniz. İcalu değil. Yani ifa edin. Evet. İfalu değil. Yapın değil. Ekimu hayatınızın merkezine oturtun. Namaz. Şimdi bu anlamda bakarsak sizin sorduğunuz soruya. Kıyam. Farz namazın değil mi? İkinci farzı evet. Kıyam. O zaman kıyamı ekimu emriyle birleştirdiğimiz zaman ortaya ne çıkar? Kıyamı hayatınıza ikame edin çıkar değil mi? Evet. Kıymetli hocam. Evet. Kıyamı bütün hayatınıza ikame edin. Yani namazın kıldığınız o fiili 5 dakikalık, 10 dakikalık bölümünde kıyam farzdır ama bunu hayatınıza ikame edin. Bu da size farzdır. Dolayısıyla müminin hayatını idame ettirirken amir, memur, fakir, zengin, efendim esnaf, sanatkar hepsi şu anda işinin başında iş gören, işini yapan herkes Allah'ın huzurunda namaz kılıyormuş gibi veyahut Allah'ın huzurunda olduğu bilinciyle hayatını idame ettirmesi namazın sonucudur. Evet. Dolayısıyla kıyama böyle bakmak lazım. Kıyamın içerisinde kıraat der. Farz değil mi? Diğer farzımız ayakta dururken kıraat yapın. Yani ayakta dururken Kur'an okuyun. Ayakta dururken Kur'an okuyun. Yani kıraat emrini ekimu fiiliyle yani hayatınıza ikame edin fiiliyle birleştirdiğimiz zaman ortaya şu sonuç çıkar. Evet. Allah'ın kitabında nasıl yazıyorsa, Cenab-ı Mevla size nasıl emir buyurmuşsa, nasıl işaret buyurmuşsa kıyam onları okumak ve uygulamakla kıyam olur. Kıyam bu şekilde yapılır. Nasıl kıyamlı olacağız? Nasıl ayakta duracağız? Hayatımız bir Müslümanın hayatını Allah'ın huzurunda geçiriyormuş gibi dik, onurlu, şerefli geçirebilmesinin yolu nereden geçer? Bunu nereden öğrenecek? Kur'an'dan öğrenecek. Kur'an okuyacak. Ve Kur'an'ın emri ona bir yerde hayatının herhangi bir safhasında ifade edildiği zaman, onu gördüğü zaman, duyduğu zaman durmasını ve hayatını hemen onunla inşa etmesini bilirse işte bu adama kıyam emri, kıraat emri bu Müslümanın hayatına girmiş demektir. Şöyle diyebilir miyiz Muhterem Hocam? Yani şimdi kıyamda bir durma vardı. O duruş şöyle, söylediğiniz gibi kişi kendi iş yerinde olsun, başka yerde olsun o duruşu sergilemesi lazım. Yani kişinin her hali ibadettir. Rabbinin emirlerini yerine getirmesi lazım. Ve kıraat. Kıraat da kıraatsız namaz olmaz. Şimdi burada duruşunu sergileyip de yani Allah'ın emir ve yasaklarına itina gösterip de yaşayan bir insan hayatı okumazsa, hayatta olup bitenleri okumazsa yani onun duruşu da çok fazla bir şey de ifade etmez. Kesinlikle. Yani bana değmeyen inan bin yıl yaşasın felsefesiyle hareket edenin duruşu da önemli değildir. Efendimiz onun için Sayın Hocam, Efendimiz imanı ifade ederken iman nedir? Yani evet. İman dediğiniz şey nedir ifade ederken Efendimizin çok nefis bir sözü vardır. Buyururlar ki Efendiler Efendisi, el imanu bid'un ve seb'ine şube. İmanın 70 küsur şubesi var. Efdaluha kavlu la ilahe illallah. En üst seviyesi iman, mümin olmayı gerektiren la ilahe illallah lafzıdır. Yani Allah'ın birliğini tanımak ve onun altında kendisinin yerini bilmektir. Kendi yerini, konumunu iyi konumlandırmaktır. Edneha bu daha önemlidir bence o söylediğiniz evet. Çerçevede söylüyorum. Edneha imatatul eza anit tarik. Değil mi? Evet. Yani insanlara eza verecek bir şeyi yoldan kaldırmak imanın en alt seviyesidir. Bu şu demektir, bakış şudur. Yani Allah Resulü'nün
bakışı imana şudur, mümine bakışı şudur, İslam'a bakışı şudur. Evet. Mümin yaşadığı hayata aktif katılan, aktif değer üreten, yaşadığı toplum için değer ifade eden, zerresinden küresine hayatıyla iştigal eden, hayata kendi değer katan, hayattan da değer kazanan adamdır. Şöyle bir mana, şöyle bir mantık yoktur dolayısıyla imanda, müminde şöyle bir şey olamaz. Ben dağa çekilirim, camiye çekilirim, evet, namazımı kılarım, zikrimi yaparım, ibadetlerimi yaparım. Etrafta ne olup bitiyorsa beni ilgilendirmez. Ben kendimle alakalıyım. Mantığı mümin mantığı değildir. Evet. Veya diğer bir sakat mantık. Efendim, ya biz müminiz ama işte Müslümanız elhamdülillah ama şu bizi ilgilendirmez. Şu bizi ilgilendirmez. Evet. Biz işimize bakarız, hizmetimize bakarız, şuna bakarız. Bu bizi ilgilendirmez diyemez bir mümin. Evet. Dünyanın hangi tarafında bizim Türk milletinin böyle bir özelliği var? Allah bozdurmasın, Allah arttırsın inşallah. Dünyanın hangi köşesinde? Ta Filipinler'den Vietnam'a tutun efendim, Uzak Doğu'ya kadar hangi köşesinde bir sıkıntı olursa milletimiz canı başla mesela koşuşturur. Budur, duruş budur. Müslüman olsun olmasın. Mesele Müslümanlık değil. Mesele dünyayı yaşanabilir hale getirmek için müminin kendi çapında katma değer üretebilmesidir. Yani iman budur. Dolayısıyla bu duruşu, bu hassasiyeti nelere göre, kriterleri ne olacaktır? Elbette ki Kur'an-ı Azimuşşan olacaktır. Kriter bu olması gerekir. Bu bağlamda isterseniz diğer farzlara da kısaca temas edebiliriz. Mesela kıyamı ve kıraatı söyledik. Rükû. Kıyam nedir? Rükû nedir? Mesela Yüce Mevlamızın Kur'an-ı Kerim'de وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكَعِينَ sözü vardır. Rükû edenlerle birlikte rükû edin. Rükû edenlerle birlikte rükû edin sözünü yine Yüce Mevlamızın onlar istese de zorla da efendim isteyerek istemeyerek bize boyun eğerler. Ayetiyle beraber algıladığımız zaman şu çıkar. Alem içerisinde her şey, her zerreden küreye yani galaksilerden tutun, 200 küsür milyar galaksi veya 100 küsür milyar galaksiden tutun, o galaksiler içerisindeki devasa yıldızlardan alın, küçücük mikroplara, atomlara kadar her şey, ama her şey yaratılmış olmasının sonucu olarak Rabbine itaat eder. Sadece bundan bir istisna vardır. Cinler ve insanlar. Onlarda irade vardır. İşte Cenab-ı Mevla adeta bize bakın bu kainat, yarattığım bu devasa mega alem ve mikro alem, en büyük alem ve en küçük alem benim önümde eğilirken siz de eğilin. Emrini ifade buyurmaktadır. وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ yani rükû edin. Rükû o zaman şudur. Rükû, ya Rabbi alem senin önünde diz çöküyor. Alem büyüğüyle küçüğüyle senin önünde diz çökerken bana verdiğin cüz'i iradeyle ben de o halkaya katılıyorumun ifadesidir. Adeta bu şuna benzer. Kabe'nin etrafında tavaf etmeye benzer. Tavaf nedir? Semboldür yani. Sembolik mana ifade eder. Bir dönmedir. Ama neyi ifade eder? Allah'ın arşı kürsüsü etrafında melekut aleminden ta mikro aleme kadar dönen herkes gibi ya Rabbi kendi irademle o halkaya ben de dahil oluyorumun demesinin günlük adı rükûdür. Yani ben kendi irademle ya Rabbi senin önüne geldim. Senin beni yarattığını biliyorum. Senin verdiğin nimetlere şükür için işte yeniden huzurundayım. Bu ben bunu bir örnekle ifade ediyorum. Buyurun. Müsaade ederseniz sizin sayenizde ekrandaki izleyicilerimize de söyleyeyim. Mesela adam diyor ki ya namaz, genç kardeşlerimiz ise ya şimdi çarşıdayız ya namaz kılmasak ne olur? Ya kılsak böyle bir hafifseme var, basite alma var. Ben bunu şöyle ifade ediyorum. 19 Mayıs törenleri olurdu ülkemizde oluyor mesela. Ne oluyor? Stadyumlarda, büyük stadyumlarda oluyor işte. Karşı tarafta 15 bin kişilik, 5 bin kişilik, işte 10 bin kişilik
öğrenciler oturtuluyor değil mi hocam? Evet. Oradan kart kaldırırlar. Hocaları talimat verir, bir numaralı kart. Herkes kaldırır. Onlar ne yaptığının farkında değillerdir aslında değil mi? Evet. Yani kırmızıyı kaldırıyor, yeşili kaldırıyor, maviyi kaldırıyor. Haberi var mı ne olduğunu? Kaldırdım ama ne oldu bilmiyor. Ama karşıdan bakan, şöyle bir portre çizelim. Hoca bir dedi, bazıları beyazı kaldırdı, bazıları kırmızıyı kaldırdı kartlarını. Karşıdan oturanlar, bizler seyirciler, devasa 10 bin kişinin oluşturduğu bir Türk bayrağı görüyoruz değil mi? Beyaz ve kırmızıdan oluşmuş. Muhteşem bir görüntü görüyoruz. Şöyle olsa, bu çokluk içerisinde 10 bin kişi, ya bir kişi ya canım, 10 bin kişi ve bir kişi ne yapar? Veya 2 bin kişi diyelim. 1000 kişi olsun, bir kişi tutup yanlışlıkla siyah kartı kaldırıp alıp kaldırsa, siyah kart, karşıda bir Türk bayrağı var. Milyonlar bu tarafta izliyor, işte binler izliyor, yüzler izliyor. Karşı tarafta veya işte televizyondan canlı yayınlanıyor, milyonlar izliyor. Bir kişi siyah, Türk bayrağı oluşturulacak grafikte, figürde siyah kartı kaldırsa, karşı taraftan nasıl görünür? Ayağın beyan ortaya çıkar. Eyvah, evet. Öğretmeni der ki eyvah, perişan etti görüntüyü. Ötekiler der ki aa, şu nereden çıktı, şu nedir? Aynen böyle de biz makro ve mikro alemde bütün yaratılanların Allah'a boyun eğdiği bir alemde boyun eğmeyen insan kendisini bu figür içerisinde siyahı kaldırmış, siyah kartı kaldırmış ve melekut aleminden ayağın beyan görülen bu adam gibi kendisini farz etmelidir. Ve yaptığının büyüklüğüne böyle hatasının yaptığı hatanın büyüklüğüne bu şekilde bakmak zorundadır. Şu değildir yani. İşte ya bir kart ben kaldırsam siyah ne olur? Yani. Bu değildir. O melekut alemine Allah'ın bizim duruşumuza ihtiyacı yok. Mesele o alem içerisinde sivrilmemek. Eksi ucu temsil etmemek. Evet. Firavunlarla beraber olmamaktır. Mesele sadece budur. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da kişiyle şirk ve küfür arasındaki bir perdedir namaz. Eğer kişi namazını terk ederse... Evet, namazla ilgili tabii ki Kur'an-ı Kerim'de çok ciddi ifadeler vardır. Efendimizin gerçekten çok hakikaten ağır ifadeleri vardır. Evet. Namaz hafife alınacak bir ibadet değildir. O fiili anlamda da değildir. Evet. Ama namazı kılanların da ne yaptıklarını bilmesi açısından bu şuuru yakalamaları lazım. Evet. Allah önünde o duruşu yakalayabilmesi lazım. Mesela Allah'ın önünde kıyamda duran bir insan, kıyamdan çıkıp da, yani namazdan çıkıp da, camiden çıkıp da, evet, işinin başına geçtiği zaman gelen müşteriye hoş davranmıyorsa namazdan hiçbir şey anlamamış demektir. Eyvallah. Sadece eyvallah, belki farz borcunu düşürmüştür. Ona bir şey diyemeyiz. Belki onu al, Cenab-ı Hak bilir. Onunla Rabbi arasındadır. Ama inne salate tenha anil fahşai vel münker ifadesi. Hiç şüpheniz olmasın ki namaz insanı kötülükten, fuhşiyattan, Allah'ın sevmediği durumlardan alıkoyar ifadesinden bir şey anlamamış demektir ve ondan bir şey alamayacak olandır. Dolayısıyla bu bağlamda rükû dedik, secde bunların adeta toplama alanıdır. Hocam oraya geçmeden buyur, şöyle diyebilir miyiz? Buyur. Belki kitaplarımızdaki teolojiyle ters düşecek ama maalesef olan bir şey söyleyeceğim. Günümüzdeki Müslümanlarda bir namazını terk eden kişiler var. Diğer taraftan namaz kırıp da kötülüklerin önüne geçemeyen insanlar. İki grup var. Evet. Geçen bir anketten bahsedildi. %99'u Müslüman olan bizim ülkede 5 vakit namazını tas tamam kılan %5. Evet. Ama oruç ibadeti %60'lara varıyor. Yani namaz ibadetiyle bizim epeyce sıkıntımız var. Ha, diğer taraftan da o söylediğiniz sembol de görünse, işte var olma mücadelesindeki simgeler insana çok şey kazandırıyor. Kişilik kazandırıyor, duruş kazandırıyor. Bunları da anlamayıp da hayatına yansıtamayan kişiler var.
Yani epeyce sıkıntımız var. Ben o anketinize, o anketten bir sonucu daha aktarayım. %5, günde 5 vakit namazını kılan %5 kişinin yanında %67 cuma namazına sürekli giden, %80 arada bir de olsa mutlaka cuma namazına giden bir grubumuz var. Evet. Bizim. Yani namazda... Bak namaz, cuma namaz. Ya, tanışık olan var. Tanış olan var. Evet. Ama şöyle bir şey var. Cuma namazına adam sanki bizim toplumumuz değil mi? Cuma evet. namazına namazdan daha fazla bir değer yüklemekti. Evet. Hatta bu bağlamda şöyle soru geliyor. Bize mesela gelir bu soru. Sık sık. Evet. Hocam... Ya üç vakit, üç öğün, üç kez Cuma'yı üç üst üste terk eden insanın kalbinin mühürleneceği hususunda... Hatta cenaze namazı kılınmaz diye. Cenaze namazının kılınmayacağı hususunda Efendimizin sözleri var. Ne dersiniz, bu nasıl, bunu bir açıklar mısınız falan dediklerinde ben şunu söylüyorum. Efendimizin yaşadığı asr-ı saadette namaz kılmama diye bir şey yok. Az önce bir hadis söylediniz evet. değil mi? Evet. Neydi o? Kişiyle... Küfür arasında namaz vardır. Yani evet. senin Müslüman olduğunun belirtisi ve göstergesi Rabbinin önünde secde etmeyle başlar. İlk evet. ifadesi budur. Bunu yapmıyorsan her şeyi yıkmışsın demektir İslam adına diyor. Es-salatu imadüddin. Namaz dinin direğidir diyor Efendimiz değil mi? Bu kadar önemli, bu kadar değerli bir ibadeti o günün şartlarında asr-ı saadette yani bugün bizim toplumumuzda olduğu gibi ya namaz... Kılıyor musun? Hadi namaza gidelim. Ya ben gelmiyorum siz gidin diyebilecek bir Müslüman tipi asla yok. Çünkü evet. çok önemli bir ibadet. Evet. Ve bu ibadetin değerini ve önemini onlar çok iyi kavramış. Müsaade ederseniz bir ayet de okuyalım. Diyor ki Yüce Mevlamız buyuruyor. وَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَعُوا الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ وَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا Onlardan sonra İbrahim Aleyhisselam'ın kavminden bahsediyor. Onlardan sonra bir grup geldi ki diyor. Onlardan sonra gelen bir grup var diyor o peygamberin ümmetinden sonra. اَضَعُوا الصَّلَةِ Namazlarını zayi ettiler, terk ettiler. Bıraktılar Allah'ın huzurunda, Allah'ın huzurunda durmayı, eğilmeyi bıraktılar. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ Niye? Bunu yapıp şehvetlerine tabi oldular. Yani nefislerine, isteklerine, istekleri, heva heveslerine tabi olup onların peşinden evet. gidip Allah'ın huzuruna gelmediler. Ne diyor? Çok ciddi bir ifade evet. ayet-i kerime. Fesevfe yelkavne gayya. Onlar kıyamet gününde gayyaya atılacaklardır. Allah muhafaza buyursun. Evet. Ayet sizi de size de bu ayet kapsamındasınız. Ben de bu ayetin kapsamındayım. Bütün Müslümanım diyenler bu ayetin kapsamındadır. Dikkat etmesi gerekir. Ayettir bu zira. Dolayısıyla gayyayı İbn Abbas'a soruyorlar. İbn Abbas radıyallahu an sahabenin müfessirlerinden büyük müfessir buyuruyor ki İbn Abbas radıyallahu an gayya cehennemin onun dehşetinden Rabbine sığındığı cehennemdeki Allah'ım. En derin kuyunun adıdır buyuruyor İbn Abbas radıyallahu anh bu ayeti ifade buyururken. Evet. Dolayısıyla yani Allah'ın ifadelerini Celle ve Ala, Allah'ın ayetlerini sıradanlaştırarak sanki birinin sözüymüş gibi algılamamamız lazım. Çok ciddi bir şey bu. Ve bunu duyan ashab, bunu bilen ashab o gün namazı terk etmiyor asla. Ne yapıyor? Cuma namazının belli şartları var değil mi hocam? Şehir hükmündeki yerde kılınacak, evet. işte devlet başkanı kıldıracak, özgür olunacak, şu vesaire evet. bu herkese açık olacak. Bu şartları taşımayan işte çölde olup da işte köyde yani oranın köylerinde olup da şehre inemeyen adamlar için, kişiler için ya haftada 3 gün geçirmeyin mutlaka bu Müslüman cemaatinin içine katılın ifadesini Allah Resulü'nün onları toplama bir araya getirme azminden dolayı söylenmiş bir şeydir. Yoksa bu şu değildir yani. Namazı ister kıl ister kılma ama cumayı asla 3 vakit kaçırma değildir. Bugün böyle algılanıyor evet. maalesef. Evet cuma farz bir ibadettir. Mutlaka yapılması gereken bir ibadettir. Hakkında sure olan bir ibadettir ama namaz ibadeti ondan çok daha yani günlük 5 vakit namaz ibadeti ondan çok daha
mühim ve asla terk edilmemesi gereken bir ibadettir. Hatta hocam ilişkilerde biz zahire göre şey yaparız, hitap ederiz. Yani bir kişinin Müslüman olup olmadığını veyahut da Müslüman mezarlığına defnedilmesi için kişinin kalbini açıp da imanına bakamayız. Eğer o kişi camiye gelmiyorsa, cemaat olmuyorsa, Müslümanlarla beraber aynı yerde saf tutmuyorsa ben onun Müslüman olduğuna nasıl kanaat getireceğim? Yani işte şirk ile küfür, kişi ile küfür arasındaki o perde var ya, namazdır. Yani hayatı boyunca İslam'ın aleyhine propaganda yapıyor, öyle yapıyor, camiye hiç gelmiyor. Yarın musallaya geldiği zaman İmam Efendi mümin ve müvahhid olduğuna şahitlik eder misiniz dediği zaman ben ona nasıl şahitlik edeceğim? Evet. Ya o çok önemli muhterem hocam. Cenab-ı Mevla'nın ayeti var ya, ayetinde buyuruyor ki siz iman ettik demekle bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz? Evet. Yani iman ettik. Ben Allah'a iman ettim. E tamam. E bunlar, bu bitti mi? Yetti mi? Veyahut ya eyyühellezine amenu aminu. Ey iman edenler. Ey iman edenler. İman edin. Böyle iman olmaz. Ey iman edenler. Dosdoğru iman edin. Veya ey iman edenler, imanınızın gereklerini yerine getirin. Veya daha da önemli bir ayet. Ya eyyühellezine amenu ittakullaha hakka tukatihi. Allah'tan hakkıyla korkun ey iman edenler, ama ve la temutunne illa ve entum muslimun. Sakın ha son anda Müslümanlık dışında bir ölümle bizim huzurumuza gelmeyin ayeti bize neyi gösteriyor? Hayatında ben Müslümanım ne kadar insan dese bile söz fiiliyatın yerini asla tutmuyor, tutmayacaktır, tutmaz. Dini bağlam, din, iman ve Allahu Teala'nın dinine şahit olduğunu, birliğine şahit olduğunu söylemek hayatında bunu göstermeyi gerektirir. Bu ayetler bize bunu gösterir. Bunlar ayettir. Evet. Değil mi? Yani Müslüman namaz kılmıyor dediğiniz gibi. Evet. Oruç tutmuyor. Toplumsal hayata mümin olarak bir katkısı yok. Bu çok önemlidir. Evet. Yani hatta zararı var. Cenab-ı Mevla mesela tevbe hususunda ne diyor? Onlar tevbe edip ıslah edenler. Yani tevbe edecek, sonra ıslah edecek, toplumu ıslah edecek demek, toplumu inşasına, toplumun mümin bir toplumun inşasına, düzgün bir toplumun inşasına katkı edecek adam demek. Katkı edecek. Evet. Sadece iman ettik, Allah için, Cenab-ı Hak Teala için asla yeterli bir söz değildir. Hocam devam edeceğiz. Epeyce sorularım var. Ama bir vetere var. Bakalım ki halkımızın namaza duruşu, bakışı nasıl? Bir vetereyi izleyelim beraberce. Sevgili Metin Bey, bu haftaki konumuz namaz. Birey ve toplumsal hayatta namazın özelliği, önceliği, güzelliği, katkısı nedir sizce? Neler söylemek istersiniz? Hocam sorunuza cevap vermeden önce yeni öğrendiğim bir şey anlatayım. Buyur. Ya buradan şimdi arabanın önüne atlamak bir kaza olmaz. Bile bile intihar. Değil evet. mi hocam? Yanlış mıyım? Evet. Şimdi namazı da soruya bırakmak demeyeyim de namazı biraz terk etmek direkt intihar yani. Bunun kazası mazası değil. Eyvallah filine şeker. Yani kılacaksın. Hele vakti geldi mi kılacaksın. Ebu Hüseyin onu bırakmak, unutmak, şey yapmak direkt intihar. Eyvallah. O zaman Ebu Hüseyin namazı ne bileyim 5 defa bir ruh temizliği. Bir zaman da şöyle onu da şöyle anlatayım. Biraz espri yaklaşıyor. Sabit Hoca'ya ben bizim meşhur hocamıza dedim ki ya hocam dedim buradan kesek et işte namaza giderken bana dedim söyle de işte bazen kaçırıyoruz işte unutuyorum. Ya dedi daha ne istiyorsun dedi gel oraya dedi temiz yer dedi bir dinlen ruhunu dinlendir. İbadetini duvara yapmış olursun. Şimdi hocam sorunuzla gelecek olursak tabii ki Allah emretmiş bunu. Allah'ın bizim kılacağımız namaza ihtiyacı yok. Bizim ona yapacağımız secdeye ihtiyacı yok. Kesinlikle. Bu bir emirdir. Bu 5 kere en azından ya en azından bunu 20 dakikayla çarpsam hocam günahlardan bir 20 dakika uzak durmaktır. Allah'a 20 dakika yalvarmaktır. Kendimizi dua bakarsa tutar. Tutan dualar var tabii. Tutmayacak dualar var. Bakarsa tutan duaya rastlarız. Allah'ım kabul eder. Ne bileyim gönlümüz olur. Namaz zatı dinin direği. Eyvallah. İnsanlığın da direği diyelim artık. Bundan namaz kılmıyoruz diye vaazlardan uzak duruyoruz. Camilerden uzak duruyoruz. Bilgilerden uzak duruyoruz. Bilgilerimize bir şey ekleyemiyoruz. Tabi buna ben de dahil hocam. Namaz her şey. Her şey.
Peki efendim. Ancak bu kadar zamanda bu kadar güzel ifade edilebilir de teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Kazandım. Evet. Ya şimdi buraya... evet. Sayın Başkanım. Evet. Namazın birey hayatında, toplum hayatındaki katkısı, etkisi, özelliği, güzelliği sizce nelerdir? Neler buyurursunuz? Valla namazsız bir hayat düşünülemez. Önce onu söylemek istiyorum, ifade etmek istiyorum. Namaz malum dinin direğidir. Dinimizin en önemli rükünlerinden, ibadetlerimizden, ibadetlerin de başında gelen. Eyvallah. Efendimizin buyurduğu gibi kim ki dinini, namazı kılar, dininin direğini dikmiş olur. Eyvallah. Kim ki namazı kılmaz, dininin direğini dikmiş olur. Eyvallah. Bizim inancımıza göre... tabii ki toplumsal anlamda cemaatle namaz kılmanın da ayrı bir fazileti ve malum olduğu üzere bu da toplumsal bilincin, toplumsal dayanışmanın etkinleştirilmesi açısından çok önemlidir. Cemaatle namaz kılmak, birey olarak namaz kılmaktan biliyorsunuz o da 27 kat daha faziletlidir. Namaz huzurun, barışın, İslam'ın en temel prensibidir. Namazla toplumsal barışın temin edilmesi sağlanmış olur. Dayanışma, sevgi, kardeşlik, bir araya gelmek, bütün bunları biz namazda kazanmış oluyoruz. Camide cemaatle kazanmış oluyoruz. Tabii ki namaz olmazsa cami olmaz, namaz olmazsa cemaat olmaz, cemaat olmazsa bu toplumda birlik, beraberlik, saygı olmaz. Demek ki namaz bizim dinimizde o kadar önemli ki namazsız bir dini bir tarafa koyduğumuz zaman bu toplumda hiç kimse kimseyi tanımaz, hiç kimse kimseye selam vermez. Evet. Hiç kimse ki namazda gördüğün bir adamı gözünü ısırır bir yerde selam verirsin değil mi? Yani o da ayrı bir, yani namazın fazileti, namazın faydalarını saymakla bitmez. Bu manada bütün toplumumuza benim de aczane temennim ve önerim odur ki namaza çok önem verelim. Çoluk çocuğumuzu ailemizle beraber camiye gitmiyorsak bile evde cemaat yapalım. Evde çocuklarımıza namaz kılmasını öğretelim. Onlarla hep birlikte ailece eşimizle çoluk çocuğumuzla cemaat edelim, namaz kılalım. Hatta eşimizle çoluk çocuğumuzla camiye cemaate gidelim. Ben bir ara bunu Güneşli'de şey yaptım, arkadaşlara teşvik ettim. Çoluk çocuğumuzla ailemizle sabah namazına mesela bakıyorsun cemaatin en az olduğu zamanlarda. Aslında sabah namazı cemaatten biz ne zaman ki öğle namazı cemaatine aynı tutarız. Ben inanıyorum ki namazın önemini de o zaman kavramış oluruz. İnşallah. Peki efendim bizimle görüşlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı ömürler diliyorum efendim. Allah. Sevgili kardeşim, bir genç gözüyle, genç bakışıyla namazın birey ve toplum hayatındaki özelliği, önemi, güzeli nedir sizce? Namaz insanın iç dünyasındaki huzuru sağlamasında, toplumdaki sevgiyi, saygıyı pekiştirmesinde yeri çok önemli bir unsurdur yani. O yüzden namazı kılmalıyız, ibadetimizi yerine getirmeliyiz. Peki güzel kardeşim, teşekkür ediyorum güzel görünüşün için, beyanın için sağ ol. Allah razı olsun, teşekkürler. Rica ediyorum. Eyvallah kardeşim. Alman düşünür, diyor ki, çok yakın zamanda bütün dünya tıp doktorları reçetelerinde namazı yazacaktır. Bu bağlamda baktığımız zaman insanın bireysel kişisel hayatında da toplumun toplumsal hayatında namazın yeri ve önemi nedir? Kısaca niçin namaz? Namaz dinimizin direği. Evet. Ve Allah'a karşı olan kulluk görevlerimizin en önemlisi. Ve insanın hem manevi olarak ruh huzurlu bir şekilde Allah'la secde anında zaten Allah'la en yakın, insanın en yakın olduğu an secde halimiz. Tabii ki Allah'a namazı en iyi şekilde huşu ile kılmak da tabii çok önemli. Onun için o huzura, o rahat manevi rahatlığa ulaşmak için ve dünyadaki, tabii ki Allah'ın huzurunda insan olduğunu hissettiği zaman dünyada insanlara veya bir kötü alışkanlıkları terk etmede de en önemli etkenlerden bir tanesi. Hı hı. Bir namaz kılan bir insan, gerçek anlamda namazını kılan bir insan bir başka bir insana kötülük yapamaz, yanlış yapamaz. Hı hı. Yapmamalı aslında.
Yani daha doğrusu yapmamalı. Her haliyle örnek bir Müslüman olarak yaşamaya çalışmalı namaz kılan bir insanın tabii ki. Bunu tabii ne kadar yapabiliyoruz, orası biraz ayrı bir konu. Elimizden geldiği kadar en iyi şekilde namazı kılarak örnek olmalıyız diyorum. Peki efendim, Allah kabul etsin. Bizimle görüştüğünüzü, paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Ağzına, diline, yüreğine sağlık kardeşim. Evet izleyicilerimiz, Cuma Saati programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz kıymetli hocamız Abdüssamet Varlı'ydı. Muhterem hocam, namazdaki o sembolik hareketler dedik, farzlar dedik, işte kıyamdan başladık, iftidah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, secdeye gelmiştik. Evet hocam, secde ne ifade eder? Secde de kıymetli hocam, Allah-u Teala'nın huzurunda bu şekilde hayatını sürdüren, yani hayatını kıyamdaymış gibi, yani Cenab-ı Peygamber'e Cebrail Aleyhisselam, hani Cibril hadisinde evet, soruyor ya, mel ihsan ya Resulallah, en te'abudallaha, özür dilerim, en te'abudallaha ke enneke terahu fe innem tekün terahu fe innehu yarake. Eğer ihlas, ihsan, Allah'ı görüyormuş gibi hayatını devam ettirmendir. Veya ibadetlerini yapmandır. Kulluğunu Allah'ın görüyormuş gibi yapma, devam etmendir. فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ. Sen Allah'ı görmüyorsan da o her daim seni görüyordur, diyor Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e. İşte hayatını bu şekilde kıyamda geçiren, bu şekilde Allah'ın emirleri doğrultusunda hayatını devam ettirip rükû edenlerle birlikte rükû eden kimsenin ahirette de Cenab-ı Hakk'ın asıl müjdeleri dağıtacağı, asıl nimetleri paylaştıracağı o kıymetli günde de nimetini alanların arasında olma isteğinin adıdır. Yani bunu şu ayetle mesela söyleyebiliriz. Ayet-i kerimede Estağfirullah Cenab-ı Hak Teala buyuruyor ki خَاشَعَةَنَا بْصَارُهُمْ تَرَاقُهُمْ ذِلَّ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Kıyamet gününden bir perde bize sunuyor Cenab-ı Hak Teala. Onların haşiyaten ebsaruhum terhakuhum zille. Onların bakışları, duruşları, gözleri önlerine durmuş, düşmüş. Korkudan, horluktan gözleri ve kafaları önlere inmiş şekilde kıyamet günü dururlar. Niçin? Onlar وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Onlar normal hallerinde, hayatlarında, hali hayatlarında secdeye davet edilmişlerdi de ona asla yaklaşmamışlardı. Bu şuna benzer. Yani bizim bu bazı filmlerde işte kral gelir, efendim huzura çıkar, bu Firavun filmlerinde falan vardır, halkımız hatırlayacaktır, veya belgesellerde. Firavun huzura çıktı mı herkes secdeye kapanır falan, böyle bir izlenim vardır ya. Malik yevmiddin, din gününün sahibi olan Yüce Mevlamız kıyamet günü huzura geldiği zaman herkese secde edin denilecek. Ama herkes secde edecek ama bir grup hariç. Kim? İşte onu bu ayet söylüyor. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin cümlemizi. Buyuruyor ki onlar salim hallerinde, ellerindeyken, bu imkan kendilerine verilmişken, secde etme imkanı, Allah'ı bilme imkanı kendi iradelerine verilmişken Allah'ın huzurunda durmaktan kaçınmışlardı. Onlar kıyamet günü secde edemeyecekler. Etmek isteyecekler ama edemeyecekler. Düşünün ya. Alemlerin Rabbi olanın huzurunda eğilin deniliyor, eğilemiyorsunuz. Niçin? Dünya hayatında bunu yapmamışsınız, vücuda alıştırmamışsınız. Allah muhafaza eylesin. Dolayısıyla secde aslında tersi secde etmeme, Allah-u Teala'ya adeta bayrak açmadır. Yani ben senin büyüklüğünün karşısında, açık söylemek gerekirse, ben senin büyüklüğünün karşısında ya Rabbi eğilmiyorum demektir. Evet. Nereden anlıyoruz? Bu ayetten anlıyoruz. O gün çünkü onlara dehşetli bir karşılık verecektir. Onun için kıyamet günü, ki dünya hayatı geçti gidiyor hepimiz için. Kıyamet günü Allah'ın huzurunda secde edebilenlerle beraber olmanın yolu da buradan geçer. O da işte o kıyamda olup, o kıraatle hayatı nizama sokup, o rükû edenlerle beraber rükûya eğilip hayatını rükû etmek, hayatını o şekilde idame ettirmek demektir.
onlarla beraber olup olanlar için kıyamet gününkü karşılıktır. Karşılığa erişebilmenin dünyadaki isteğidir diye düşünüyor. Son ettehiyyat dediğimiz tehiyyat var. Mesela o herhalde oraya geldi. Tehiyyat da diyorsunuz ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat, çok mükemmel bir konuşmanın bütün ümmete efendim namazlarında buna yer vermelerini söylenen bir haldir. Nedir o? Ettehiyyat lillahi ve salavatu ve tayyibat, bütün güzellikler, bütün ibadetler, dünyada var olan bütün hoş şeyler, bütün imkanlar, kulun imkan getirilebileceği, yapabileceği bütün efendim tazarrular, niyazlar, bütün hoş ifadeler, teşekkürler kim içindir? Sadece ve sadece Allah için olursa değer kazanır. Bu aslında Müslümana nasıl Müslümanın duruşuna katkı veren bir kapanıştır. Müslümanın duruşunu anlatıyor. Müslüman yaptığı iyiliği Allah için yapacak. O zaman değer kazanır. Müslüman verdiği malı Allah için verecek. Müslüman attığı adımı Allah için atacak. Müslüman alışverişini yaparken Allah'ın rızası için yapacak. Müslüman işini yaparken çoluk çocuğuma Allah'ın rızasına uygun nasıl bir helal ekmek getiririmin mantığıyla hareket edecek. Eğer bütün bu güzellikleri hayatında yapmış olduğu bütün kendi hayatını idame için veya toplumu sevk ve idare için yapmış olduğu bütün güzellikleri Allah için yapar ise bu değer kazanır. Bunu gösterir. Evet. Esselamu aleyk eyyühen nebi ve rahmetullah ve berekatü de şunu ifade eder. Ey nebi, evet. Selam sana olsun demek Allah-u Teala'nın bu söze karşı, Allah Resulü'nün bu ifadesine karşı bu şekilde mukabele etmesi şunu ifade eder. Ey Nebi, bu söylediğini en iyi hayatında sen uyguladın. Sen zaten bunu hayatında uyguluyorsun. Dolayısıyla Allah namazda bize kimi örnek alacaklarını, yani kıyam, kıraat, rükû, secde, bunların ifade ettiği o sembol değerini nasıl hayatlarına uygulayacaklarını ben size gösteriyorum. Esselamu aleyk eyyühen nebi, ey nebi selam sana olsun, sen bunu hayatında en güzel şekilde uyguladığının ifadesidir. Yani yazılan dilekçeye cevap geldi. Aynen öyle. Efendimiz buyuruyor ki bütün güzellikleri senin için yapıyorum ya Rabbi. Evet. Bütün hoşluklar senin için yaparsa değer kazanır ya Rabbi. Yüce Mevla buyuruyor. Esselamu aleyk eyyühen nebi. Bunu en iyi yapan sensin. Radıyallahu anhum ve radu an. Onlar Allah'tan razı, Allah onlardan razı. Evet. Ben senden razı, sen de benden razısın. Bunu sen en iyi yapıyorsun. Evet. Dolayısıyla müminler örnek arıyorsa hayatlarında, İşte esnafken, memurken, iş hayatlarında, efendim ev hayatlarında örnek arıyorlarsa seni örnek alsınlar demektir. Evet. Bize bir hedef göstermektedir. Dolayısıyla günde 5 vakit bunu göstermesi Allah Resulü'nün hayatımızdan, aslında bizim hayatımızdan ne kadar çıkardığımızı ve hayatımıza dahil etmemizin ne kadar kaçınılmaz olduğunu da bize ettehiyyatü her okuyuşumuzda, evet, Allah bize Celle ve Ala ifade buyuruyor. Evet. Devamında Allah'ım biraz hızlı geçiyorum. Allahümme salli ve barik duaları, evet, var mesela. Allahu Teala'nın hayatını kendi rızasına uygun olarak geçirenleri bütün ümmete nasıl örnek kıldığını, evet, ve bütün kendine inananları onlara nasıl teşekkür içerisinde borçlu bıraktığını, evet, ifade sadedinde çok önemlidir salli barik duaları. İbrahim Aleyhisselam düşünün. İbrahim Aleyhisselam 3000 yıl önce yaşamış. Ama ne diyor? Firavunlar, Nemrutlar hepsi gitmiş. Evet. Hepsi unutulmuş. Kim unutulmamış? Allah'a inananların her zaman günde 5 vakit, evet, hatırlamalarını istemesi, Allahu Teala'nın ona selam yollaması, onlara salat yollamasını istemesi değerin neye verilmesi gerektiğini bize gösteriyor. Evet. Hayatını Allah için geçiren Allah katında asla ve asla unutulmaz. Ama değerini, hayatını Allah için geçirmeyenlerin وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ
Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Zira Allah da sizi unutur o zaman ayeti ki veya size kendinizi unutturur. Kendinizi bile unutturursunuz. Ayetinin kapsamına gireceğini de evet. gösterir. En son Rabbena atina hitame, kapanış, mühür. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azabennar. Ya Rabbi, ben bu duruşu, şu hayatımı, şu hayatıma ikame etmem gereken şu namaz duruşunu, bana iyilik vermeni, bu yolda bana yardım etmeni, evet. bu yolda dünya hayatında bana iyilikleri, iyilik kapılarını açmanı, bunun neticesinde de ahirette senden neticelerini bekliyorum. Bu şu demektir. Yaptığınız her şeyi adımı atın, ondan sonra Allah'tan dua isteyin. Evet. Ondan sonra Allah'a sığının. Yani kıyam yok, kıraat yok, rükû yok, sücud yok, hayatınızda Allah'tan bir iz yok. Bugünkü bazı gafil Müslümanlar diyelim, Allah cemî cümlemizi muhafaza eylesin amin, dediği gibi, kıyamet günü Allah Resulü gelip bizi kurtaracak. Affedecek. Efendim Allah bizi affedecek. Böyle bir şey yok. Diyor ki Allah, önce yapacağınız bütün her şeyi yapın, elinizden gelen her şeyi yapın, sonra benden isteyin. Evet, ben istemedikçe hiçbir şey adım atamazsınız. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِن۪ينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ Bu da kulun boşluluğunu ifade eder. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي Ya Rab, emanet olarak verdiğin şu bedeni ateşe yaktırmamayı. وَلِوَالِدَيَّ Şu bedeni beni koruyan anne babamı yakmamayı. Yakmamanı. وَلِلْمُؤْمِن۪ينَ Ya Rab, beraberce cennete, cehennemden kaçıp cehenneme yönelmeye hayatımızda gayret ettiğimiz mümin kardeşlerimizi ateşe sokmamayı sende, sokmamanı senden istiyorum. Bunu da bize nasip et diye. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Son, bu da vaciptir, farz değil ama hocam bunu da söyleyelim. Evet. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Diyor ki mesela hocalarımız, güzel bir belki anlam yüklemedir ama sağındaki meleklere ve cemaate, solundaki meleklere ve cemaate selam vermektir. İyi de bu nedir? Bu şudur. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ey sağımdakiler ve ey önümdekiler, ey bana bakan, hayatını benimle idame ettiren, benimle haşir neşir olan evet. sağımdaki, önümdeki insanlar. Ben Allah'ın huzurunda öyle bir ibadet yaptım ve öyle bir şekilde ayrılıyorum ki benden size asla bir zarar gelmez. Nerede? Hayatımda. Namazda değil herhalde. Namazda size benden zarar gelmez değil, değil mi? Safta durduğun arkadaşını sokağa çıktığın zaman kandırmaya çalışıyorsan namazla hiçbir bağlantın yok demektir. Aynı Allah'ın huzurunda aynı safa durduğun adamın tarlaya gittiğin zaman bir tane çayını ama nasıl kendi tarafıma çekerim, bir işte otunu, bir bilmem nesini kendi malıma nasıl katarımın hesabını yapıyorsan o namaz seninle hiçbir alakası olmamıştır. Dolayısıyla Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah sağ, öne, sola, arkaya demek şudur. Bütün cihetler sağ, ön, sol, arka. Yani ey benim etrafımdaki insanlar, ben Allah'ın kulu olarak selamı, barışı, saygıyı, merhameti sizinle paylaşmak için varım. Benden size zarar gelmeyecektir. Bunu Allah'a Celle ve Ala bunun sözünü vererek namazdan çıkmanın adıdır selam. Basit bir şey değil. Selamünaleyküm, Allah selamünaleyküm. Bu değil. Selam budur. Yani bu bilinçle kılınan namaz, şimdi deminki ayetle birleştirelim. İnne's salate tenha anil fuhşai vel münker. İşte bu bilinçle kılınan bir namaz Allah'ın bizden ihbari olarak istediği ama inşai yapmamızı istediği bir inşa hareketinde bulunmamızı istediği bu ayet. İnne's salate hiç şüphesiz ki namaz tenha anil fahşai vel münker insanı kötülüklerden, pisliklerden, menhiyattan alıkoyar ayeti işte böyle kılınan bir namazla ancak mümkündür. Ve Allah Celle ve Ala bu ayetle her ne kadar ihbari olsa da bu ayet bunu bizden istemektedir. Cenab-ı Hak cümlemize öyle namaz kılabilmeyi nasip eylesin tamam. İnşallah. Sayın evet, güzel gitti hocam. Şöyle söyleyelim. Allah'ın göklere, yerlere ve dağlara emaneti arz edip de onların emanetten kaçtığı, yüklenmekten kaçtığı bir durum ve insanın yüklendiği bir iştir. Var olma mektebidir. Evet. Biz bunlara baktığımız zaman gerçekten
tam anlamıyla huşu ile kırılan bir namazdan kişilik de oruşuyor, duruş da oruşuyor. Müslümanın omurgası da oruşuyor. Omurgasız bir Müslüman değil, omurgalı bir Müslüman meydana geliyor. Rabbim öyle namaz kılmayı cümlemize nasip eylesin. Muhterem hocam, vaktimiz var. Bu süre zarfında şöyle bir şey söyleyeyim. Farkında olmadan bizler namazı biraz daha böyle hafife alır gibiyiz. Mesela eskiden adam şöyledir, hocam der, çok iyi bir insan, çok güzel, şöyle yapar, böyle yapar. Ama bir ayıbı vardır der. Nedir o ayıbı? Namaz kılmaz diye. Yani en büyük ayıp, çok küçük bir ayıp olarak lanse ediliyor, zikrediliyor. Eskiden kızlar verilirken damadın pantolonuna bakılırmış. O diz kapağında şey var mı? Secde izi var mı? Secde izi var mı diye bakarmışlar. Ama şimdi maalesef cebine bakılıyor. Evet. Yani bu kadar böyle namazı hafife aldık. İnşallah o Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan sonra gelen nesil gibi olmayız. Yani bununla ilgili neler söyleyeceksiniz kıymetli hocam? Kıymetli hocam, çok önemli bir husus. Yani bugün özellikle tabii bu ailelerden kaynaklanıyor. Gençlerin namazdan böyle uzaklaşmış olması, gençlerimizin, elhamdülillah çok iyi gençlerimiz var onlara. Onların bizi ellerinden öpüyoruz, bize de dua etsinler. Ama genel bir eğilim var, yani namaza sağır olma eğilimi. Namaza sağır olma eğilimi, sağırız. Namaza, ya namaz kılmasam ne olur ki anlayışı var. Evet. Ben birkaç tane ayet okuyayım mesela müsaadenizle. Evet, bu da önemli çünkü Cenab-ı Hakk'ın ayetleri. Allah Celle ve Ala buyuruyor ki kıyamet günü denilecek ki cehennemdeki gruba Allah muhafaza eylesin bizi de dinleyenlerimizi de bütün müminleri. Ma selekekum fi sakar. Niçin siz ateştesiniz? Niçin ateştesiniz? Cehennemde olmanızın sebebi nedir? Kalu. Onlar cevap verecekler. Diyecekler ki lem nekum minel musallin. Biz Allah'ın huzurunda durmamıştık. Namaz kılmamıştık. Biz namaz kılanlardan değildik. İşte onun için ateşteyiz. Şimdi bugün anne, evinde annelerimiz izliyorlardır, bize de dua etsinler. Anne diyor ki, sabah namazına çocuğu kaldıralım. Ya anne diyor ki, ya bırak uyusun ya, soğuktur. Soğuk suyla kalkıp şimdi nasıl abdest alacak? Kıyamet günü. Veya baba diyor. Ne diyor? Ve'mur ehleke bis salati vestabir aleyha. Ehline, çoluk çocuğuna, ailene namazı emret. Evet. Sen de onda sebat ederek onlara örnek ol, nasıl yapılacağını göster hayatında. Niçin? Çünkü yarın bunun karşılığı Allah'ın huzuru, namaz kılmamanın değil bakın. Allah'ın namaz kılmama diye söyledik mi basite indirgeniyor. Allah'ın huzurunda kul olmanın bilincine varamamanın karşılığı yarın ateştir. Açık söylüyor bunu Cenab-ı Hak. Cümlemizi muhafaza eylesin. Ve diğer okuduğumuz İbrahim Aleyhisselam'la ilgili, kavmiyle ilgili, وَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَّعُوا الصَّلَاهُ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Onlar bir grup geldi ki o müminlerden sonra. Bugün aynen bizim ümmeti Muhammed. Ashab-ı kiramdan sonra, bizim ecdadımızdan sonra bir nesil geldi ki namazlarını bıraktılar, şehvetlerine, nefislerine, isteklerine tabi oldular. وَكَانَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Ateşe atılacaklardır. Şunu da söyleyeyim ben. Şu çerçeveden baksın gençlerimiz. Ben istirham ediyorum. Her ibadetin veya her fiilin bir teşekkürü vardır ve kendi cinsinden kabul edilir. Yani zekatın karşılığında adam milyonlarca kez Allah'a hamd etse, elhamdülillah dese zekatın karşılığını, şükrünü ifa etmiş olabilir mi Sayın Hocam? Olamaz. Nedir malın karşılığını? Evet. Zekatını vereceksin. Ondan Allah yolunda harcayacaksın. Yoksa teşekkürle o dolmaz yeri. İşte tıpkı bunun gibi namaz neyin karşılığıdır? Allah'ın bizi alem içerisinde sayısız milyarlarca, milyonlarca mikro ve makro alem içerisinde yarattığı onca şey içerisinde bizi af buyurun bir hayvanattan bir hayvan olarak yaratabilirdi. Bir ağaç olarak, bir ot olarak yaratabilirdi. Cenab-ı Hak takdir etti, bizi insan olarak, alemin en şereflisi olarak yarattı. Ve bize mümin, ana babadan doğarken kulağına Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek mümin olarak yarattı. Bunun karşılığı Allah'a şükür olarak, teşekkür olarak karşılığı namazdır. Bu bilinçle namazımızı kılarsak inşallah
Cenab-ı Hak Teala birliğimizi, dirliğimizi kaim ve daim eyler ve eylesin inşallah. Amin. Cuma'nın, cumamızın, şu sohbetimizin duası da o olsun inşallah. Amin. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Hocam. Çok teşekkür ağzınıza, ediyorum. Ağzınıza, gönlünüze sağ olun. Sizi dinleyenlere de hayırlı cumalar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kıymetli izleyicilerimiz, yine cuma gününde cuma saati programının sonuna geldik. Bugün namaz ibadetinden bahsettik. Namaz ibadetin özüdür, müminin miracıdır, cennetin anahtarıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin söylemiyle gözümün nurudur. Gözümüzün nuru olan namazı terk etmeyelim. Namazı dosdoğru kılalım. Namazın kabul edilmesinin göstergesi de namaz dışı mesaimizin Allah'ın rızası doğrultusunda geçirilmesidir diye düşünelim. Bu güzelliklerle Rabbim bizi namazdan alıkoymasın diye dua ediyor. Hepinizin cumasının kabul olmasını, cumanızın mübarek olmasını diliyorum. Allah'a emanet olun efendim.